Gerçekten yaşıyor musun? Kızım. Davrandığım için özür dilerim. Babamın hayatını kurtardın. Siz ikiniz de benim canımsınız. Anneni kaybettiğin için çok üzgünsün. Ben de onun yerini hiçbir zaman tutamam. Biliyorum. Ama öyle bir niyetim de yok. Annen her zaman senin kalbinde. Ben sadece sana ve babana yardımcı olmak istiyorum. Yeter ki buna izin ver. Gör bak, her şey o zaman çok daha güzel olacak. Hı? Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen annene layık çok iyi bir kızsın. Eminim o da şimdi meleklerin yanında. Gökyüzünden senin mutluluğunu görüp gülümsüyordur. Allah'ım, ne kadar mutlular. Ben ne yapayım şimdi? Annenim senin desem, mutluluğunu bozmaz mıyım? Zeynep. Zeynep. Hadi uyanmadın mı daha? Geliyorum bak. Saat geç oldu. Sana güzel bir kahvaltı hazırladım. Hadi uyan artık. Zeynep. Zeynep. Şimdi bizimkilere. Ay, ay nereye gitti bu kız? Bu kız nereye gitti? Ben ne diyeceğim?
Ben de bu inşaat işlerinden hiç anlamam ha. İçeride lafı nasıl çevireceğiz bakalım. Artık herkes inşaat yapıyor oğlum. Miras arsa kaldı, inşaat yapacağız, nasıl olacak filan diye sorarız işte. Etrafta pek bir önlem görünmüyor. Eğer eylemlere bombaların servis edildiği yer gerçekten burasıysa, her türlü sürprize hazırlıklı ol. Eyvallah. Gelen var, bir ilgilen şunlara. Hemen abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Giriş yaptılar. Haydi bismillah. Bismillah. Yusuf abi ben de gitseydim. Bilirim yani bu inşaat işlerini. Aman diyeyim Recep'im ya. Bir dur sen, bir şeyden de eksik kal. Sen bize operasyonda lazımsın aga. Ya bu da operasyon değil mi işte? Başlamadık mı? Şimdi ortalık karışırsa sen bu tarafta bize daha çok lazım olacaksın balta. Atıl Kurt'la ben her daim hazırız abi. Kulaklık takmadık ama bir telsiz irtibatı kursa mıydık acaba? Pişman olmayalım sonra abi. Adamlar uyanırsa sorun oluyorsa bu. İlker'le Carlos'u da riske atmayalım bence. Eyvallah. Şimdi tam anlamadım ben. Kaç kat çıkacaksınız? Niyetimiz 5 kat. İmarı o kadarmış. Ha, duruma göre malzemenin kalitesi değişir. Kendin oturuyorsan başka, satacaksan başka. Niye başka, ne fark ediyor ki? Kendin oturacaksan kaliteli malzeme kullanacaksın. Başkasına satacaksan ucuzundan yapacaksın. Yoksa kâr edemezsin ki. Biz direkt satacağız birader ya. Ya zaten 40 yıllık hikaye. Nineden dededen kalmış bir arsa. Direkt toprağa satsak ucuza gidecekti. Ne yapalım dedik, hep beraberce bir apartman dikelim dedik. Öyle değil mi? Hayır, artık herkes zaten apartman dikiyor ya. Kat karşılığı verseydiniz müteahhite uğraşmazdınız böyle. Ya doğru söylüyorsun da o da ayrı bir dert be. Neyse sen şimdi bize tuğlasıydı, çimentosuydu, demiriydi. Bir fiyat çıkar bakalım, ne çıkacak bir görelim. Hayırdır? Aradığını bulamadın mı arkadaşım? Yo, bakıyordum öyle. Hadi abicim. Sen bize şöyle güzel bir fiyat vereceksen toplamda ver. Olmadı başka yere bakacağız. Aynen öyle. Tamam. Ben hesap makinesini bir alayım, patronu da sorayım. İyi fiyat çıkar be abi. Sende de hiç inşaatçı tipi yok be birader. Adam işkillendi. Alaydık baltayı yanımıza, bak hemen nasıl ikna olurdu. Ya o da heyecan yapıp ortalığı dağıtıyor bir anda. Ha, o konuda haklısın. Carlos, sağdaki tipleri görüyor musun? Vardır onun da bir suçu abi. Gördüm. Bunların silahlı olduğuna kalıbımı basarım. Öyle görünüyor zaten. Bir de ofis var. Bak ne yapalım biliyor musun? Bu ikiliyi ben alayım, sen ofisi hallet. Tamam, öyle yapıyoruz. İşte, ayrıldılar. İşler hareketlenir şimdi. Çatışma çıkmadan hallederler inşallah. İnşallah Sebo, inşallah. İşler. Kolay gelsin. Sen dışarıda bekleseydin. Geliyordum ben şimdi. Ya insan bir çay söyler. Müşteriye bir güler yüz falan gösterir. Siz biraz tok satıcısınız galiba. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Hayvan herif. Seni gözüm hiç tutmadı zaten. Özel harekat. Bu da savcılıktan arama belgem. Şşşt.
Bence yapma birader. Bak geldin, seninle paşa paşa konuşmaya çalışıyorum. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Aleykümselam. Aleykümselam. Satış şu tarafta. Ha, o konuyla benim arkadaş ilgileniyor zaten. Ben size gelip şöyle bir selam vereyim dedim. Cismisin nesin lan sabah sabah? Başlatma selamından. Basit. Şunu alayım. Sana bir tavsiye vereyim mi? Ya hızlı olacaksın ya da hep uslu duracaksın. At silahını. Gönder bana. Düşünden önüme. Geç! Lan düş önüme. Gir lan, gire. Gördüğün gibi, diğer arkadaşım da onlarla ilgileniyor. Çatışma istemiyoruz. Paşa paşa işimizi yapalım, he? Silahlar çekildi Sebo. Haydi kardeşler. Hadi bismillah. Buranın sahibi ben değilim. Müsaade et de telefon açayım. Tabii tabii, aç. Hiçbir zararı yok. Ama öyle ama böyle. Biz burayı baştan aşağı arayacağız. He? Patronuna söyle, kaçarı yok. Eğer yakından ilgilenmek isterse buyursun gelsin. Efendim. Abi ben Mahmut. He? Mahmut ben abi, inşaattan. He, hatırladım, tamam. Söyle Mahmut. Abi özel harekat burada. Sen onları oyalar. Tamam abi. Biz hemen geliyoruz. Bekliyoruz. İşin içine aşk girince her şey karmaşık bir hal alıyor, anlayacağını Ayşegül. Seni çok iyi anlıyorum. Ben de eskiden kendimi sadece işime adamış bir kadındım. Sonra Akif karşıma çıkınca her şey değişti. Carlos arada anlatıyor. Gerçekten çok üzüldüm duyduklarıma. Ama seninle de bu yüzden konuşmak istedim. Benim halimden en iyi sen anlarsın. Ayşegül abla. Efendim Leyla. İlker amirim sana haber vermemi istedi. Bugün gerçekleştirdikleri operasyonda beklemeye geçmişler bir süreliğine. Tedbirli olunması bakımından. İzin gününüz ama sizin de destek olmanızı rica ediyor. Tamam Leyla. Sen bilgisini geç bana. Hemen intikal ederim olay yerine. Tamam Ayşegül abla. Sağ ol canım. Kolay gelsin. İnsan bazen izin gününde telefonu kapatabileceği bir işi olsun istiyor. Ne olmuş? Şu an önemli bir şey yok. Ama İlker destek istemiş. Oraya gitmem lazım benim. Carlos da orada mıdır? Evet. Şey, ben de gelsem hem onu da görmüş olurum. Operasyon olduğu için göremeyebilirsin ama gel istersen. Beklersin bir tarafta. Tamam, harika. Bir köşede beklerim ben. Hadi o zaman.
Geç, geç. Bu yaptığınız saçmalık. Ne arıyorsunuz bilmiyorum ama burada kanuna aykırı hiçbir şey yok. Ulan madem kanuna aykırı bir şey yok, çimento satılan yerde hayırdır ya siz hepinizde silah? He? Sizin gibiler işlerini düzgün yapmadığı için biz de kendi mekanımızı korumak zorunda kalıyoruz. Bana bak. Doğru dürüst konuş, senin o ağzına burnuna çimento doldururum ha. Ya bakın. Sizin derdiniz başkaysa, yani başka türlü de çözeriz konuyu. Anlamadım. Ne demek istiyorsun sen? Diyorum ki, kalabalıksınız. Hepinizin ailesi falan vardır. Bir polis maaşı yetmez tabii. Siz buradan ne isterseniz alın. Sonra hesaplaşırız. Ödemeseniz bile olur. Bak. Başka yerden alacaksanız malzemeyi, nakit bakımından da yardımcı oluruz biz gerekirse. Lan! İlker. Ne diyor kardeşim bu? Çok ayıp ediyor değil mi? Çok fena oldu bu. Yusuf abi. An itibariyle çok ayar olmuş durumdayım. Sebo. He. Sen ne diyorsun abi? Vallahi ne diyeyim İlker? Böylesi hakaret düşmana bile yapılmaz diyorum paşa. Ne oldu Sakaryalı, iyi misin? Eyvah. Aman Sebo abi, dikkat et. Bu patladı mı benden fena dağıtır, onu söyleyeyim. Senin gibi rüşvetçi, malzemeden çalan şerefsizler yüzünden 99 depreminde yüzlerce bina haybiye yıkıldı. Binlerce masum insan öldü. Duydun mu? Kaç kişi ölmüş? Binlerce insan öldü. Kansız. Şerefsiz. Benim Sakarya'da onlarca arkadaşım öldü. Katilsiniz. 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 Carlos. Tamam kardeşim. Tamam. Katilsiniz. Alın bunları. Aramayı bitirelim. Bu rüşvet teklifi olayını aynen dosya yazıp işlem yapalım. Anlaşıldı abi. Sen yeter ki iste kardeşim. Ben bunlara yekten dalarım. Malzemeden çalan rüşvetli şerefsizlere ayar olurum lan! Sizin derdiniz ne ya? Ne istiyorsunuz bizden? Patlayıcılar nerede? İmal edilmiş halde mi saklıyorsunuz burada? Yoksa ayrı ayrı mı geliyor her şey? Söyle. Nerede saklıyorsanız? Hı? Burada inşaat yapmak için ne ararsam var. Hı. Ama patlayıcı falan yok. İnanmıyorsanız tek tek kendiniz arayın. İşte bu noktada atıl kurt devreye girer arkadaşlar. Bomba bulma eğitimi var mı senin köpeğin? Olmaz mı? Uyuşturucu, bomba, katil, sahtekar.
Ne ararsan hepsini tek tek bulur kardeşim. İyi ya balta. Getir o zaman bakalım kardeş. Görünüşe bakılırsa bizimkiler kim var kim yok toplamışlar. Ayşegül de geldi beyler. Bence sen arabada bekle. Bir de bir misafirimiz var anlaşılan. Carlos. Suzan'ın ne işi var burada ya? Ayşegül'ü her ihtimale karşı çağırmıştım. Herhalde birlikteydiler. Rahat ol, rahat. Aynı meslekten olduğunuz için kız en azından yol yordam biliyor. Baksana, kendi operasyonu değilse hiç karışmadan kenarda bekliyor. Ya süper bir şey değil mi bu Yusuf abi ya? Hadi hadi, iyisin yine. Hadi keyfini yerine geldi Carlos. Bizim araba kurtarma da geliyor ha. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz benden ya? Bırakın beni. Eğer senin Yusuf'la yüzleşecek cesaretin varsa gerçekleri öğrenebilirsin. Ne gerçeği? Gerçek olan ne? Söyler misiniz hemen? Acele etme. Sana öyle birini getireceğim ki her şeyi öğreneceksin. Kim? Kimi getireceksin? Firuzan'ı getireceğim. Firuzan mı? Firuzan da kim? Kim olacak? Yusuf'un karısı. Senin yerine Yusuf'u kucaklayan, evinin hanımı olan, hatta kızın İlknur'a senin yerine analık yapan Firuza. Mekan bizim için çok önemli. Bütün bombalı eylemlere patlayıcılar buradan sevk ediliyor. Öyle saçma sapan her tarafa sıkmayın. Ne olduğunu anlamadan hepimiz havaya uçarız. Sen ne dersen öyle yaparız patron. Öyle yapmaya gaza basmakla başla o zaman. Ne diyorsun İlker? İşe yarayacak mı bu taktik? Yani uyduk baltanın aklına ama bakalım başımıza neler gelecek daha. Siz ne diyorsun Sebo? İyidir Recep'im, içeride pek bir şey yok ya. Ya sen kim bilir hayvana neler yedirdin içirdin ki? İşi gücü yemek olmuş hayvanın. Baksana oğlum, içerideki bisküvileri falan avlıyor köpek. Sen bana konuşacaksın da kendi göbeğine bak. Ne dediğini bilmiyor bu ya.
Artık koşuyorum oğlum ben, koşuyorum. Gel sen de katıl istersen. Yakında koçbaşı ile kırdığın kapılardan sığamayacaksın sonra. Benden söylemesi. Çok konuşma da aç şu kapıyı. Yahu içeride ne olacak baltam? Kilolarca patlayıcıdan bahsediyoruz burada. Ya burada ne olacak Allah aşkına? Allah Allah! Tövbe estağfurullah. Onlar anlamıyor aslanım. Burada mı diyorsun? He? Sen bildiğini söyle bana. Gel hadi o zaman. Atıl kurt. Aslanım nedir? Ne oldu? Yok abi. Köpekle olacak iş değil bu. Gitti ofisteki bisküvileri avladı. Hayır yani boşuna zaman kaybediyoruz burada beyler. Çağıralım olay yeri incelemeyi. Yani burayı komple söküp baksınlar abi. Ona vakit yok kardeş. Buradan her yere patlayıcı gönderen güç hemen operasyonun başına da bir çorap örer. Aramayı da biz yapacağız. Balta! Hadi bırak o köpeği de gel buraya! Balta! Hadi oğlum ya! Allah Allah! Ece! Tövbe estağfurullah. Ne oluyor ya? Balta nerede? Çağırdım çağırdım. Gelmedi paşam. Görünürde yok. Gidip bakalım. Sebo. Abi. Sen Ayşegül'le burada bekle. Tamamdır. İlker. Hadi aslanım. Hadi. Bu adam ufak tefek de değil ki. Hangi deliğe de girdi ki şimdi? Recep! Neredesin be oğlum? Balta! O ne İlker? Buradan aşağı yol gidiyor. Balta buradan mı gitti diyorsun yani? Görünürde olmadığına göre. Balta! Balta orada mısın? Başına bir iş gelmiş olmasın İlker. Biz de gidip bakalım. Burnuma kötü kokular geliyor Yusuf. Burası nereye iniyor bilmiyoruz. Ama baltayı tek başına bırakamayız İlker. Biliyorum. Ama çok dikkatli olmalıyız. Beyler! Aşağıda gizli bir dehliz var. Balta muhtemelen oradan aşağıya indi. Köpeğiyle alay ettik diye bize kızdı. Yekten daldı iyi mi? Biz neyi bekliyoruz birader o zaman? Hadi gidelim abiler. Patlayıcılar aşağıda mı? Bak o yol nereye çıkıyor? Ben bilmem ki. Otur diyorlar bize burada ofiste. Oturuyoruz. Durup bu herifi konuşturmakla kaybedecek vaktimiz yok. Ayşegül, sen burada kal. Tamam. Hadi beyler, gidiyoruz hadi. Hadi. Hadi.
Kenara çek. Resmen ofisin altına oymuş bunlar. Çok dar alandayız kardeşler. Aman dikkat. Ne gittik arkadaş ya? Allah affetsin, ben eskiden define peşinde koşardım. O zaman da giderdik böyle. Ucu nereye gideceği belli olmazdı. Bizim Urfa tarafında da sınır altına kazarlardı. Geçiş yapmak için. İyi de ne define peşindeyiz ne sınırda. İstanbul'un göbeğinde bu nedir böyle? Bu labirent falansa var ya, baltayı ömrü billah bulamayız bir daha. Baltayı sağ salim bulacağız da inşallah Sakaryalı. Bu tünelin ucu patlayıcı doluysa bu şehre ne biçim bir kumpas kurulmuş onu düşünsenene. Tam zamanında geldiniz. Elimizden geldiğince oyaladık ama dehlizi buldular. Zamanında aramak da iyi yaptın. Çok iyi yaptın. Aferin. Bundan sonrası tak. Anında görüntü. Siz kızla ilgilenin. Ne yapsam acaba? Ne yapsam? En iyisi Türk yetkililere haber vereyim. Bu ne ya? Kadının aramamına çevirmişsiniz burayı. Benim kim olduğumu bilmiyorsun. Bana dokunamazsın. Hmm. Ben Türk değilim. Önemli değil canım. Hangimiz Türk'üz ki zaten? Ben de değilim. Götürün bunu da. İkisini ayrı yerlerde tutun. Kimmiş, neyin nesiymiş öğrenelim bakalım.
ileride ışık görünüyor. Hadi kardeşler. Yusuf, dikkatli ol. Tamam kardeşim, tamam. Vay ki ne vay Sebo, vay ki ne vay. Küçücük ofisin altından çıkan yere bak. Eğer burası patlayıcı doluysa olabilecekleri düşün. Bu alanın üstünde kim bilir ne var. Bayağı yürüdük çünkü. Kim bilir neredeyiz. Bakalım ne varmış. Ben sana üstümüzde ne var söyleyeyim kardeşim. Üstümüzde kardeşim. Okul var okul. Ne? 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 Okul mu? Vay namussuzlar vay. Görüyor musun sen birader? Yani tilki resmen kümesin altına saklamış ha? Peki balta nerede acaba? Fazla ses çıkarmadan ilerleyelim. Burada başka birileri de olabilir. Sutre! Dikkat edin! Siper al! Doğru bir siper dikkat edin! Siper al! Siper al! Siper al! Her taraf patlayıcı dolu olduğu gibi üstümüzde de okul var. Balta nerede beyler, onu gören var mı? Önce bu adamları etkisiz hale getirmemiz lazım beyler. Burada sıkışsın kaldık İlker. Denize geri dönelim mi? Oraya gelirlerse teker teker indiririz. Doğru söylüyorsun paşa. Dönelim. Dışarı çıkarsak tepelerine kapatırız. Beyler balta ne olacak balta? Siz yukarıdan destek alana kadar ben burada kalırım. Hayır Yusuf olmaz. Buradan beraber çıkacağız. Şu an balta nerede bilmiyoruz. Aynen. Patlayıcılar olduğu için doğru düzgün ateş edemiyoruz ki. Geri dönüp okulu boşaltalım. Tamam o zaman. Hadi. Hazır. İlker. Siz iyice ilerleyin. Ben de giriyorum kardeşler. Tamam. Dikkatli ol. Hadi beyler. Hadi. Yürü. Yürü. Yürü boşalt burayı hadi. Hadi, hadi! Hadi arkadaşlar, hadi çabuk! Yaklaştık mı Carlos? Daha görünmedi çıkış. Çabuk olun, çabuk olun beyler. Üstümüzde okul var, yürü. Yürü. Hadi, hadi, hadi! Oo! Aşağısı ne güzel karıştı ya. Bunlar zaten oradan zor çıkar patron. Şşş! Nerede bu çıkış? Allah'ını seversen doğru geliyor. Akrebin yuvasına düşen minik böcekler.
Tuzağa düştüklerini anlayınca nereye doğru koşarlar? Nereye patron? Gün ışığına lan gerizekalı. Gün ışığına. Ama akrep çok zekidir. Yuvasına girenin arkasından dolaşır. Ve çıkışı kapatır. Ne oluyor lan? Ne oldu Sakacan he? Kapağı kapadılar birader. Ne? Siz burada bekleyin. Bu kapak kesinlikle açılmayacak. Aşağıdakilerden haber gelmeden kesinlikle açmayacaksın. Anladın mı? Kim ne derse desin açmayacaksın. Anladım patron. Köpek gibi bağırsınlar şimdi. Yok birader. Açılmıyor. Ya bir iki el sıksana. Yok hafız. Kurşun bunu işlemez birader. Bize geri çeker Allah muhafaza. Ne oluyor kardeşler? Biri resmen kapattı üstümüzü abi. Bastı kilidi. Göstebek gibi kaldık burada. Ne yapacağız şimdi abi? Çok fena kapana kısıldık. Hayır nasıl olur ki? Kim yapar böyle bir şey? Bizden başka kimse yoktu ki yukarıda. Yok birader. Açılmıyor bu. Açılmıyor namussuz. Ya arkadaşlar. Saçmalamayın ya, Suzan böyle bir şey yapmaz. Deli deli hareket etmeyin, gözünüzü seveyim ha. Biz bir şey demedik be Sakaryalı. Bizim ekipten olmayan bir tek o vardı dışarıda. Carlos. Suzan hala yabancı istihbarata mı çalışıyor? Benim salak kafam ya. Benim mal kafam, benim gerizekalı kafam. Vatan davasında el kızının aşkına inanılır mı birader? Ben ne diyeyim abi şimdi? İnandım, suç bende. Biz inandık. Ya tamam bir dur. Biz de suçlamadık. Bir dur. Şu an kapağı kimin kapattığını değil de Ayşegül'le yukarıdaki okulu düşünmek lazım beyler. Arıyorum hemen Ayşegül'ü. Suzan yapmamıştır birader. İnşallah. Yok oğlum. Yapmaz o. Vallahi yapmaz. Atsana, atsana. Daha fazla atsana ya. Ölecekler oğlum. Patron sağ istiyor. Ya bunlar sakat adamlar. Sen at, at. Daha fazla at. Açmıyor ya, açmıyor. Gaz attılar beyler. Kapağı bir daha yüklenin kardeşler. Haydi Sakaryalı, haydi. Hadi Carlos, hadi. Kapatın. Hadi Sakaryalı, hadi. Açılmıyor, açılmıyor. Beyler, tekrar depoya doğru koşalım. Hiç olmadı savaşarak ölürüz. Haklısın. Haydi kardeşler. Haydi. Buraya kadarmış beyler. Hakkınızı helal edin.
helal olsun. Vatan sağ olsun. Allah büyük. Ümidi kesmeyin kardeşler. Madem ki bize numara çeviren o maskeli adam Yusuf, madem ki bize oyun oynuyor, şimdi oyunun daniskasını göstereceğim ben ona. Bana sorarsan direkt sıkalım derim kafalarına. Sonradan bela almasınlar başımıza. Ya hiç yaratıcı değilsin. Kafasına sıkmak falan. Çok basit ya. Hiçbir heyecanı yok. Ben onların sürünmelerini istiyorum. Özellikle de Yusuf'un. Peki plan nedir? Mekan zaten deşifre oldu. Oradan vazgeçeceğiz. Ama emniyete ihbar yapın. Hasan'a da haber verin. Ekip bir elemanları görevi kötüye kullandılar diye yayın. Herkesi toplayın oraya. İyi de ekip bir ne olacak anlamadım ki. Öldürmeyecek miyiz? Hayır. Öldürmeyeceksin. Çünkü onları süründüreceğim. Ne diyorsam onu yap. Gerisini ben hallederim. Sen de git Firuzan'ı getir buraya. Neşet Bey çağırıyor, çok acil diyor. Emredersiniz efendim. Hepsini şu tarafa götürüp bağlayın hemen. Sonra süratle boşaltacağız burayı, hadi. Git bitmedi. Nasıl yapmışlar arkadaş? Köstebek yuvası gibi ya. Nihayet be. Burası neresi ya? Yeminle beynim döndü. Ruhu teslim ettik, başka yere mi geldik? Bundan da ilerisi yok. Şimdi o kadar yolu geri döneceğim iyi mi? Hadi, herkes çıkış yapsın. Boşaltıyoruz burayı. Yarım saate kalmaz burası poliste olacak. Bütün basın kameralar da burada olacak. Ekip birimiz meşhur olacak. Hepsi gazeteye çıkacak. Hadi. Kilo vermem lazım. Zaten burası da mezar gibi. Tövbe tövbe. Kefensiz, yekten gider insan burada. Tamam. Kapatın tekrar. Kitleyin iyice. Thank you.
ihbar yapıp basına da haber verebilirsiniz. Ekip bir okulun altında patlayıcı ticareti yaparken basıldı. ...155 polis imdat. Buyurun yardımcı olayım. Anlıyorum. Aha. Siz kimliğinizi ve telefonunuzu verebilir misiniz? İhbarı değerlendirmem için sizin kim olduğunuzu bilmem lazım. Söylemiyor musunuz? Peki. Neresi dediniz? Yüklü patlayıcı diyorsunuz. Anladım. Adamın biri arayıp acayip bir ihbar yaptı. Sonra da kapattı. Ne diyor? Bir ilkokulun altındaki depoda yüklü miktarda patlayıcı toplanmış. Ticaretini yapan sorumlular da şu anda oradaymış. Büyük tehlike diyor. Sen anonsunu geç. Böyle ihbarlar şakaya gelmez. Hemen ekipler gidip baksın. Bütün ekiplerin dikkatine. Bütün ekiplerin dikkatine. İrem, şimdi polisler telsizden anons geçtiler. Haber merkezlerini arayıp bu bilgiyle eşleşen ihbar da yaptılar. Bütün İstanbul'u havaya uçuracak kadar çok patlayıcının saklandığı depo mu bulundu? Evet, üstelik sorumlular da depodaymış. Bütün polisler oraya gidiyor, basın da gidiyor. Tamam şef, ben de. Bir tanesin, dikkatli ol. Merak etme, olurum. Ama bu gazeteye en iyi haberi getirmek için bir adım bile geride durmam. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridun en yudfi'u nurallahi bi efvahihim ve ya'ballahu illa en yutimme nurahu ve lev kerihel kafirun. Beyler! Beyler! Uyanın, kendinize gelin. Yaşıyor muyuz lan hala? Oğlum kim getirdi lan bizi bu depoya tekrar? Bağlıyız ve her tarafımız patlayıcı dolu kardeşler. Üstümüzde okul olduğuna inanamıyorum. Burada bir terslik olsa bırak okulu. Bütün ilçe havaya uçacak ve biz eli kolu bağlı oturuyoruz. Neden ortalıkta kimse yok ya? Bu işte bir biteni var İlker. Ya arkadaş, keşke o delizde bayıldığımızda bitseydi bu iş. Öyle deme. Hikmetinden sual olunmaz. Her şeyin bir sebebi vardır Carlos. Ölmedik bir hayattaysak, demek daha elimizden gelecek var. Süratle buradan çıkmalıyız. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hadi. Hep birlikte zorlayalım beyler, hadi. Beyler, çok fena bağlamışlar, kurtulmak mümkün değil. Beyler, neden bizi böyle bağlayıp gittiler ki? Niye kimse yok? Ben diyorum İlker, bu işte bir biteni var. Abiler, şu an görmediğimiz bir yere düzenek kurmuş olabilirler. Yani her an burası havaya uçabilir. Acele edin. Mekanı deşifre ettiğimiz için hemen delilleri kaldırmak isteyecekler tabii. Ne güzel ya. Onun da yolu bizimle birlikte her şeyi havaya uçurmak, öyle mi? Maalesef öyle görünüyor Carlos. Tüm ekiplerin dikkatine. Patlayıcı deposunun yerin altında bodrum katında olduğu bilgisi geldi. Muazzam bir dikkat gerekiyor. Önce bomba imha ekiplerinin müdahalesi yapılacak. Zanlarında depoda oldukları düşünülüyor. Silahlı çatışmaya hazır olun.
karşı alanın boşaltılması ve sivillerin koruma altına alınması gerekiyor. 112 acil ve itfaiye de durumdan haberdar. Olay yerine intikal ediyorlar. Allah'ım, ne korkunç bir olay. Terör saldırıları bu ülkenin kaderi mi oldu? Neden böyle? Bu kadar patlayıcıyı kim şehrin göbeğine getirir? Kim ticaretini yapar? Vallahi ablacığım, benim artık hiç aklım ermiyor bu işlere. İnsanlığın şarkülü kaydı, biliyor musun? Ahir zaman işte. Allah cümlemize acısın. Hadi ne olur biraz daha hızlı gidelim. Ablacığım, duymuyor musun? Patlayacak diyorlar. Ölüme mi koşalım? Haber için gerekirse, evet. Sen bilirsin. Buradan çıkmalıyız kardeşler. Hadi tekrar yüklenin. Hadi kurtulmaya çalışalım kardeşler. Hadi. Ya Allah, hadi. Hadi abi. Hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam kardeşim. Adam. Kardeşim benim. Balta. Nereden çıktın sen ya? Bu zaman neredeydin? İnanmadınız bana. Atıl kurta da inanmadınız. Ben de daldım ofise. Yekten daldım yürüdüm. Ucuna denize çıktı, iyi mi? Lan oğlum, hikayeni sonra anlat. Etraf patlayıcı dolu, üstümüzde okul var. Hadi. Hadi birader, gözünü seveyim hadi. Ebe ya. Ben de burada bir şey yok diye şu kapıdan dümdüz devam ettim. Ula hadi Recep. Hadi kardeş. Öleceğiz kardeşim, çöz bizi. Ya tamam. Ben de sizi böyle görünce ne yaptığınızı anlamadım ki. Ya sahi, bu ne hal ya? Siz burada ne yapıyorsunuz akalar? Şimdi ben anlatırım sana ne yaptığımızı birader de. Lan hadi çöz şunları ya. Allah Allah. Boşboğazlık yapıyorsun ya. Gel Firuzan. Ne oldu? Neden beni alelacele aldırdınız evden? Senin ev hanımı olmana dayanamıyorum. Konuşmalıyız. Konuşalım. Ben bu fotoğraflardaki kadını özledim. Silahını yanından ayırmayan, tuzak kuran, dövüşen, boyun kıran, görevi her ne şartta olursa olsun yerine getiren ve acıması olmayan kadını. O kadın karşında bir yere gitmedi. Yusuf'un karısı Zeynep'e kurduğun tuzaktan beri sende büyük bir değişim oldu. Öyle mi diyorsun? Ne oldu? Trafik kazasını ayarladığında Zeynep de kızı da, neydi adı? İlk Nur. Ha işte, neyse. Analık yaptığın İlk Nur da arabadaydı. İkisi de alevler içinde ölebilirdi, değil mi? Evet. Ama ölmeleri işimize yaramazdı. Sen kazayı çok ustaca planladın.
Sonra Zeynep'in kaçırılmasını sağladın. İlknur'u sahiplendin. Ve böylece Yusuf'a yaklaştın. Onun yeni karısı oldu. Ben bunu daha fazla dinlemek istemiyorum. Hayır, Neşet Bey hepsini dinlemeni istedi. Bütün bunları neden bana tekrar anlatıyorsun? Sana görevini hatırlatmak için. Neden Yusuf'la evlendiğini bilmen için. Biliyorum. Ve gereğini yapıyorum. Ama onun ölüm emrini verdikten sonra bir de tutup adamı kurtarıyorsun. Sercan'ın başarısızlığı. Vuramadı. Şimdi de suçu bana mı atıyor? Sen söylesene bana Firuzan. Yusuf'u seviyor musun? Yarın öbür gün hayatını kararttığın kızını ve kocasını elinden aldığın Zeynep karşına çıkarsa ne yapacaksın? Söylesene. Ne yapacaksın? Şimdi tanıdın mı düşmanı? Gördün mü? Anladın mı hayatını kimin kararttığını? Kocanı ve kızını elinden alanın kim olduğunu öğrendin mi? Keşke oradan çıksaydık ya. Ayşegül'le Susan yukarıdalar. Üstelik okula haber vermek için buradan çıkmamız şart. Çık çık. Oo, Susan mı? Sakaryalı iğne takmışsın peşine. Bana bak birader, şimdi onu hiç karıştırma. Benim de canımı sıkma, benim tepemin tasını attırma birader. İyi de aga, onlar yukarıdaysa sizin üstünüze kapağı kim kapattı ya? Balta! Balta! Hadi siz oğlum! Kimin artık kardeşim be? Dışarı çıkınca ben sana anlatırım ne olduğunu ya. Allah Allah, hadi Sakaryalı. Hadi kardeşim hadi. Balta. Hadi. Arkadaşlar, bütün telsizlerimizi, telefonlarımızı almışlar. Tamamen iletişimi kaybetmiş durumdayız.
Vur! Ha gayret balta! Ha gayret aslanım! Aralandı işte! Helal. Helal olsun. Ama kilit var. Balta hadi. Bilader, aradan soktur onu böyle büktür. Heh. Hadi balta. Sok! Hadi balta, çektir, hadi! Çektir. Hadi! Hadi! Helal be! Aslanım benim! Helal be! Tamamdır aga! Helal olsun. Helal, helal olsun. Çek çek! Çabuk ol, çabuk ol! Hadi! Hadi ben kayıtayım. Lütfen bir şeyler söyler. Basın çok yaklaşmasın. Mimar varmış, onu aldım. Emniyet koridoru oluştu. Çabuk olun, çabuk. Geri çekelim, geri önce çekelim. Önce bomba imha ekipleri girecek. Açıklama yapılacak. Okul tamamen boşaltılınca bize haber versinler. Emredersiniz abi. Lütfen geri çekelim. Okul tamamen tahliye edilmeden içeri girmiyoruz. Lütfen geri. Lütfen geri. Ulan bana başına telaş yaptırdınız ha. Baksanız abi Suzun'un Ayşegül bizimkilere haber vermiş. Hey aslanlar be. Ulan komple etrafı kuşatmışlar be. Yani şimdi benim yaptıklarım unutulur hemen. Abi. Yok be oğlum. Senin yaptıkların unutulur mu hiç? Bir tanesin sen, bir tane balta. Aslansın sen, aslan. Hadi beyler. Çıkalım da okulu söyleyelim, hemen boşaltsınlar. Tamam abi. Hadi, hadi arkadaşlar. Hadi, 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 hadi. Lütfen, lütfen biz de görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Zanlılar çıkıyor. Çek, çek, çek. Çıkıyorlar. Bu fotoğrafı ilk ben çekeyim. Çıkıyorlar. Geri çekilin lütfen. Kımıldamayın. Geri çekilin. Silahlarınızı atın. Teslim olun. Devam et, devam et. İlker. Lütfen geri çekilin. Tamam arkadaşlar, geri çekilin. Bu ne aga? Yaklaştır, yaklaştır. Bir bilsem abis. Arkadaşlar lütfen geri çekilin. Tamam. Ne oluyor? Sakin olun. İlker. Şöyle durun lütfen. Biz emniyet mensubuyuz. Ekip bir. Silahımız filan yok. İndirin silahları. Atın diyorum silahlarınızı. Şimdi birader. Şöyle bir durum var. Belki siz bizi tanımıyorsunuz ama. Kim olduğunuzu biliyoruz. Bizim için utanç kaynağısınız. Derhal ellerinizi kaldırın. Haklıymışsın Yusuf. Bu işte bir bit yeniği var. Tamam arkadaşlar, geri çekin. Teslim olun. Bizi zor duruma sokmayın. Silahlarınızı bırakın ve kaldırın ellerinizi. Silahımız bile yok. Hepsini aldılar. Giden de var abicim. Kendi mesai arkadaşlarımızı kurşun sıkacak halimiz yok. Bırak silahı kardeşim. Peki abi. Siz nasıl derseniz öyle olsun. Gidiyoruz.
tek bende var. Onu da bırakıyorum. Kaldırın ellerinizi. Tamam, lütfen geri çekilin, geride durun. Kelepçeleyin şunları. Derdimizi, halimizi Atıl Kurt bile anladı be. Tamam oğlum. Tamam, sakin. Sakin ol. Otur. Dön arkanı. Arkadaşlar, vallahi ayıp ediyorsunuz bak. Yani şu halimi anam babam göreydi, kahırlarından ölürlerdi herhalde. Biz ne yapalım birader, her şey aleyhinize. İhbar geldi. Biz de görevimizi yapıyoruz. İhbar mı? Ne ihbarı? Ya ne diyorsunuz siz? İhbar alıp savcılık izniyle buraya gelip arama yapan biziz. Tuzağa düşürüldük diyoruz sana. Anlamıyor musun? Bu konuyu biz çözemeyiz burada. Merkezde anlatırsınız olanı biteni. Buyurun. İrem. İrem. Kurt. Hanımefendi lütfen. Hanımefendi lütfen. İlker. İzin verir misiniz? Neler oluyor İlker? Böyle bir şey olamaz. Sizin suçlu olduğunuza inanmıyorum. Ne yapmamışsın be bacım? İrem bak, suçlu değiliz. Bunu ispatlayacağız. Hanımefendi lütfen. Lütfen güvenlik kordonunun arkasına geçer misiniz? Ama onlar... İlker... İlker suçlu olamaz. Buna mahkeme karar verecek. Biz görevimizi yapıyoruz. Basın mensubuyum ben. Ben de görevimi yapıyorum. Gerçekleri ortaya çıkaracağım. Hanımefendi lütfen. Bıraksanız onu! Lütfen, o bir gazeteci, bırakın! Lütfen şehrin arkasına geçer misiniz? Hadi arkadaşlar, yapmayın. İşimizi zorlaştırmayın. Ah be Suzan. Ah benim salak kafam. Ah ayran gönüllü Carlos. İnandık el kızına, çorap ördü başımıza. Ya bir dur sen de. Ayşegül de ortada yok, görmüyor musun? Çok fena tuzağa düştük. Kim adına çalışıyorsun diyorum sana. Ekip birin yanında ne işin var? Interpol ajanıyım ben. Interpol'e çalışıyorum. Bırak beni. oldu. Ben de 007 Bond. James Bond. Bu yaptığına pişman olacaksın.
Ne olur. Ya ne olur bırakın beni. Öğrendiklerimi gidip Yusuf'a anlatmam lazım. Onu ve kızımı kurtarmalıyım. Bunca yıl evladımı ölü bildim. Yıllarca gurbet ellerde beni militan yapmaya çalıştınız. Ya ne olur artık düşün yakamdan. Şu anda olay yerindeyiz sayın seyirciler. Burada gerçekten de olağan dışı diye niteleyebileceğimiz şeyler yaşanıyor. Özel harekat mensubu polisler kelepçelenerek gözaltına alındı. Bütün haberciler gibi biz de olayı haber alır almaz... Bak, çok sevdiğin Yusuf'un orada işte. Ama buraya geldiğimizde büyük bir şok yaşadık. Çünkü bu terörist eylemi gerçekleştirenlerin polis olduğu iddia ediliyordu. Bir okulun altında bomba imal ettiği iddia edilmişti. Ekip 1 diye bilinen... O her şeyini vatana adamış bir kahramandı. Şu anda onu nasıl kelepçe takarlar? Meslektaşları tarafından gözaltı işlemi yapılıyor. Bütün bunlara Firuza sebep. Şimdi merkezdeyiz. Özel bir birim olan ekip 1'e ait emniyet mensupları görevi kötüye kullanmaktan gözaltına alındılar. Elde edilen bilgiye göre ekip 1, küçük yaş grubunun gittiği bir ilkokulun altına kadar uzanan gizli bir depoda patlayıcı saklıyor ve bununla İstanbul'da ses getirecek eylemler planlıyor. Görüyorsun değil mi? Neler geldi Yusuf'un başına? Belki Yusuf için bir şey yapmaya gücüm yetmez. Ama kızımı, ilk nuru o Firuzan denen acımasız kadının elinden kurtarmam lazım. Bırak gitsin. Bakalım hangisi galip gelecek? Merak ediyorum doğrusu. Kendini görevine adadığını söyleyen Firuzan mı... Yoksa Yusuf'tan kızı olan ana yüreği yanan Zeynep mi? Şüheda-i gazaya hak yolunu ayan, kahrımız, gazabımız düşmana ziyan ya Rahman. Hepsinin amiri sensin. Gel işi uzatma. Yekten söyle. Kime çalışıyorsunuz? Asıl amacınız ne? Hop hop! Bana öyle yektenle mektenle gelme aga! Balta. Sana sormadım ben. Ama beklersen sıra sana da gelecek. Nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsunuz kardeş? Ha? Nasıl? Burada acımasız olduğumuz bir durum yok. Yok. Öyle mi? Bize yaptığınız şu muameleye bak. Sanki biz başka vatanın evlatlarıyız. Sanki biz başka dili konuşuyoruz. Sanki biz buradan... Ya. Sanki biz gavurun dilini konuşuyoruz. Hiçbirimiz Müslüman evladı değiliz burada, değil mi? Beyler. Konuyu dağıtmayın. Ağır bir itham altındasınız. Sorulara doğru cevap verin.
Güzel arkadaşım, sen ne ithamından bahsediyorsun ya? Ha? Bizi neyle suçladığınızın farkında mısınız? Ha? Benim dedem bizzat Sakarya Meydan Muharebesi'nde düşmana kurşun sıkmış. Ben de sen ne aile, ne ev, ne çocuk bilmişim. Hepsini bir kenara koymuşum bu vatan uğruna, bu sevda uğruna. Sanki biz yabancı emniyet mensuplarıyız. Ya biraderim, yaptığınız muamele hiç hoş değil. Vallahi de billahi. Çok iyi dedin aga. Beyler. Burada biz sizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığınızı sorgulamıyoruz. Elbet hepiniz bu ülkenin kimliğini taşıyorsunuz. Ama işte herkes memleketinin menfaatine çalışmıyor ki arkadaş. Onun için soruyorum bir daha. Siz kime, ne için çalışıyorsunuz? Hasbinallah ve nimel vekil. Ya senin dilinin konuştuğunu kulağın duyuyor mu arkadaş? Hı? Durun Sebo. Durun kardeşler. Sorumluluk bende. Sen soracaksın, ben cevap vereceğim. Kardeş, şu gördüğün ay yıldız var ya, uğruna binlerce şehit verdiğimiz o alsancağımız var ya, ben de, bu aslanlar da ona çalışırız. Derdimiz, tasamız o bayrağın altında toplanan herkese hizmet etmektir. Gerisi teferruattır. Benim boş laflara karnım tok beyler. Ben delillere bakarım. Kilolarca patlayıcının olduğu depodan çıktınız siz. Sizden başka orada kimse yoktu. Deliller aleyhinize. Ama gerçekler bizden yana. Ben onu bunu bilmem. Amiriniz sorumluluğu kabul etti. Bu da bir nevi itiraf sayılır. Siz de amirinizin sorumlu olduğunu kabul edin. Patlayıcıları oraya amirinizin zoruyla sakladığınızı itiraf edin. Gereken kolaylığı gösterelim biz de. Ben böyle adam tatma tekniklerin üzerinden sorgulamaya yorulmuyor lan! Balta! Balta! Ne yapıyorsun ya? Tamam oğlum. Balta! Bir kendine hakim ol lan. Tamam. Bilader, sen bizim adamımızı tam çözemedin galiba. Ne diyor? Ekip bir diyor. Ha? Anca beraber kanca beraber diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bizde şekil birlik üstünedir. Bilgin olsun. Bunları yaz. Bırakın şimdi bana üç silahşör ayaklarını. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için falan. Topun ağzındasınız beyler. Benden söylemesi. Gerçekler ortaya çıkınca kim nerede neyin ağzında göreceğiz. He ya. O güzel gazeteci arkadaşın çıkaracak değil mi gerçekleri ortaya? Onu da aldıracağım içeri. Ulan seni var ya. Gel. Paşa. Oğlum dur. Sakin ol. Dur oğlum. Sakin. Tamam İlker. Sanki bu taktikleri bilmiyormuş gibi davranma. Sorgu da üstüne gelerek seni sinirlendirecek. Sinirlerini yıpratmaya çalışıyor. Söyleyeyim bak bombacı. Senin de işin zor. Söylemedi deme. Allah Allah. Nedenmiş o komiserim? Bombacı sen değil misin arkadaşım? Benim.
Dosyanda memleketin bir numaralı bomba imha ve patlayıcı uzmanı olduğun yazıyor. Eyvallah. Sen olmadan bunlar bu kadar işi kendi başlarına çeviremezlerdi herhalde. Ne diyorsun sen be kardeşim? Sınırda mayınlar üstünde yeğenlerimi şehit vermişim ben. Kardeşlerim ölmüş. Yemin etmişim, çocukluğumdan beri canımı koymuşum ortaya. Her masum canı korumak için uzmanı olmuşum ben bu işin. Can almak için değil ama. Ya anlaşıldı. Bakacağız. Ne zaman geldi bu? Az önce efendim. İlginizi çekeceğini düşünmüşler. Bu DNA raporlarına göre Akif Emir'in mezarında yatan Akif Emir değilmiş. Kimmiş peki? Ne bileyim, adı sanı belirsiz herifin teki. Sen de kimsin be? Ben senin ecelin için buradayım Neşet! Bu ses... Bu ses Akif'in sesi. Yok, olamaz, hayır. Bu mümkün değil. O maskeli Akif olabilir. Ama madem Yusuf Efendi kendinin maskeli olduğuna bizi inandırmak istiyor, öyleyse dilediği gibi olsun. Şu maskeli şarlatanın bize gönderdiği CD'nin bir kopyasını hemen emniyete ulaştırın. Emredersiniz efendim. Bu sefer beklemek yok. Direkt. Tak. Anında görüntü. Başım ağrıyor diyorum. Gürültü olmasın diyorum. Susturucu getirin diyorum. Dangır dangır telefonunuz çalıyor lan. Abi. Şey. Senin telefon çalıyor galiba. Lan. Ne iğrençtir lan bu? Ha, telefonu değiştirmiştim de. Daha ilk çalışı. Ondan tanımadım. Ama ne iğrenç bir zilmiş lan bu. Telefon değil türkü var sanki. Mecbur açacağız. Neşet baba arıyor. Buyur baba. Aha. Elimde hala. Sağ. Şimdilik yani. Dinliyorum.
He, anladım. Tamam baba. Sen nasıl istersen. Abi yapma, gözünü seveyim. Bir suçum günahım yok benim. Ayşegül'ü öldürmeyeceğiz şimdilik. Öyle dedi Neşet baba. Sıkmasam içimde kalacaktı. Şş. Harbiden sessizmiş ha. Kalsın bu bende. Evet Ayşegül Hanım. Bir ömür boyu bize hizmet etmeye hazır mısın? Var mı ekleyecek başka bir şeyiniz? Biz ifadelerimizde her şeyi dile getirdik hakim bey. Ekip 1'in kıdemli amiri Aslan Çınar daha 2 hafta önce tuzağa düşürülmek suretiyle şehit edildi. Ardından da bu suçlamalar. Açıkça tuzak bize hakim bey. Hakim bey, bizim vatana millete hizmetten başka bir davamız olmadı. Karar.